Merhaba arkadaşlar, Geek and Roll kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Lurnia of the Lakes'e geçiş yapıyoruz artık. Şu an bulunduğumuz yerde Godric the Grafted'ın olduğu yer. Önceki bölümlerde Sea of River'a gitmiştik. Bu Godric'i kestikten sonra Sea of River'ı komple tamamladık. Ardından da sonraki bölümümüz oyunun ana bölgelerinden biri olan Sea of River, Lurnia of the Lakes'e gideceğiz. Buralar büyücü bölgesi. Çok fazla hani şu an büyüyle başladıysanız orada biraz sıkıntı çekeceğiz, haberiniz olsun. Çünkü büyüye karşı dirençleri var hali hazırda. Buradan ilk önce çıkıp ben size map'i aldıracağım. Ardından da gitmem gereken yerleri işaretleyip size tekrar döneceğim. Şöyle işleyecek bu videonun içeriği. 3 bölüme ayıracağız Lurnia of the Lakes'i. East Lurnia, işte West Lurnia, South Lurnia diye ayrılacak. Ardından da arkadaşlar şuraya bakalım. Buradan gidiliyordu. Evet, buradan gidiliyor. 3 part ayıracağız. Sonra da Raya Lucaria'ya gideceğiz. Yani kaleye gideceğiz, büyücü kalesine. Orada da zaten boss'umuz Renala ile kapışacağız. Oyun bayağı bize önümüze doğru açılmaya başlayacak. Şimdi burada bir Shabri Grape var. Bu bir tane questline item arkadaşlar ve bu questline sizi oyunun Renzied Flame sonuna gittiğinizde işinize yarayacak questline. Yanda böyle bu hanımefendi bekleyecek şuradaki. Şimdi bu Grace'i açalım arkadaşlar beraber. Aa, burada yokmuş o. Niye acaba? Vallahi niye burada değil bilmiyorum arkadaşlar. Şurada bir tane church'ümüz var. Church'e girelim. Oradan bir tane sacred tier'ımızı alalım. Burada da büyücü var bir tane, Taps diye. Bu Taps'ta işte Raya Lucaria büyücü okulu mu artık, neyse. Buna 10 tane ürün verin. Ardından bu size büyü satmaya falan başlayacak. Şu şekilde. Bunlar zaten bizde var. Şunu alabilirsiniz isterseniz. Bu artık böyle meşale yerine bunu kullanırız yani. Göstereyim hatta, ama şu an oturmam gerekiyor bileyse de. Şimdi hızlıca arkadaşlar buranın map parçasını alacağım. Şurada o da. Oraya gideyim. Map parçasını alayım. Ardından devam edelim. Çünkü 3 part ayıracağım demiştim. 3 part ayıracağız arkadaşlar bu kısmı. Çünkü burası çok büyük arkadaşlar, bak. Görebildiğiniz yer var ya, bunların hepsi Raya Lucaria. Ve buraların hepsini teker teker bitireceğiz. Biraz uzun olacak, haberinizde olsun. Kısımlar. Çünkü buranın açık dünyası da bayağı geniş. Yeraltı kısımları da var. Hani mesela şu yükseklik var ya, bu yükseklerin altında bir tane de köy var mesela. O tarz bir yer burası. Bayağı sıkıntılı. Oraya da yapacağız bu arada, hiçbir yere atlamadan. Şöyle Grace'imizi açalım arkadaşlar. Hazır gelmişken de oturup büyüyü göstereyim ben size. Ama flask'ımız var. Sacred Tear demin aldık zaten. Ardından Memorize Spell deyip şunu kullanmayız. Onu önceki şeyde almıştık zaten. Bunu alalım. Göstereyim size bunu da. Böyle basıyorsunuz abi. Üstünüzde çok uzun bir süre duruyor. Çok uzun süre duruyor. Bunu gelir mi? Map parçası da şurada arkadaşlar. Gördünüz mü? Ama orası biraz sıkıntılı bir yer. O yüzden onu hemen şöyle alıp çıkmanız lazım. Şu şekil, yoksa geberirsiniz. Bak. Şekil yani, bayağı sıkıntılı tipler bunlar. Burada zaten çok takılmayacağız bu kısımlarda, çünkü buraları koşup geçeceğiz. Bunların hepsini kesmem yani. Tam çözüm falan ama yani bunları kesmem. Şimdi şöyle oturalım da bunlardan kurtulalım. Şimdi bakalım map'te nereye açmışız. Arkadaşlar map'te bakın şu kısmı açtık şu an. Bizim de yapacağımız yer burası zaten. Bu kısmı komple bitireceğiz arkadaşlar. Görebildiğiniz her yeri bitireceğiz. Buraya şu an girebiliyor muyuz bilmiyorum ama oraya da gireceğiz. Böyle komple buraları bitireceğiz çıkabildiğimiz yere kadar. Şuraya kadar hatta. Şimdi ben map'i aldığıma göre gideceğimiz yerleri işaretleyip mağaralardır, işte yeryüzündeki kısımlardır, işte encounter'lardır diye ayırıp 3 partta yüksek ihtimal bitecek ve ana nasıl diyeyim, açık dünyadaki boss'larla beraber bütün bölümler gelecek diyeyim. Öyle şey yapayım, anlatayım ben size. Şimdi hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Şimdi ilk önce size şurada neden şeyi göremediğimizi söylemek istiyorum.
böyle havada kalmasın, bilmiyorum ne olmuyor çünkü baktım. Arkadaşlar şuradaki yol kenarında bir tane böyle yatan kadın vardı, hatırlıyor musunuz? Böyle körüm mörüm diyor. Eğer konuştuysanız hatırlarsınız, şurada. Bridge of Sacrifice'da şurada oturuyor arkadaşlar. Onun questline'ını hani git gel mektubunu git götür yapmadığımız için o ölmediğinden buraya da gelmemiş. Onu açıklık getireyim. Şimdi ilk önce gideceğimiz yer arkadaşlar. Şuradaki şeylere bakmayın. Ben bossları işaretlerken şey yaptım. Bu bölümde arkadaşlar bu arada bossları keseceğiz. Burada map'te görebildiğimiz açık dünya bosslarını keseceğiz. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Yola giderken de açıklayayım. İki tane boss var. Birisi Vike. Diğeri de o işte bir tane questline için NPC Invader geliyor. Onu da boss sayıyoruz. Onu kesmemiz için farklı bir yerden gitmemiz gerekiyor ve hani daha orası açılmadı. O yüzden oraya gitmenin yolu şöyle, daha görsel olarak göstereyim, daha rahat olur. Şurada Church of Inhibition var arkadaşlar. Buraya gitmenin tek yolu da buradan geçmek. Ve burada da bir boss ve burada da bir boss var. Buraya gitmek için de buraları açmamız lazım. O yüzden bu videoda Vike ve şuradaki Knight Cavalry olmayacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi burada Aiden Thief of Fire var. Kolay olacağını düşünüyorum ama olmayabilir. Göreceğiz o yüzden. Kaliteli. Bu arada şunu Rune Arc'ı kullanayım ben. Umarım ölmem. Bir tane kaldı çünkü ben şey kapak için resim çekerken aşağı düştüm de sizde hala var olması lazım. Şöyle çıksın bakalım. Biraz fazla vuruyor bu arada, haberiniz olsun. Biz de fazla vuruyoruz. Öldüğüne sıkıntı yok. Bu arada bu bossların hepsine bunu spamlıyor çünkü ilk bastığınız anda takla atıyor. Sonrasını yiyor direkt. Salaklar biraz. Bakın gördünüz mü? Bu hem STR build oynuyorsanız da üstüne de zıplaya zıplaya vurun. O zaman da kolay oluyor. Böyle de kolay oluyor. Bakın zaten gördüğünüz üzere bitti yani. Manam da bitti ama olsun. Bir sıkıntımız yok. Bir sıkıntı yok. Öldü zaten. Şunlar iyi hasar vuruyor bu arada. Yedik zaten. Bu kadar. İlk boss'umuz buydu arkadaşlar. Aiden Thief of Fire. Güzel bir incantation veriyor. Incantation bu galiba. İlk boss'umuzu hallettik. Şimdi buradan sağ tarafa geçmek için farklı bir yere gideceğiz arkadaşlar. O Grace'leri öyle hani ben size açık oraya ışınlanın falan demeyeceğim tabii ki de. Güzelce gideceğiz. Şimdi buradaki işimiz bitti. Burada map'te görülen kısım bu, ileriye gidemiyoruz zaten. Şimdi buraya gitmek için arkadaşlar şuradan gidemezsiniz. Aşağıdan yürüyemezsiniz çünkü orası böyle bir yükseklik var. O yüzden tekrar Lake Facing Cliffs'e ışınlanıyoruz arkadaşlar. Direkt Godric Kalesi'nden, Stormvale'dan çıktıktan sonraki reisimiz. Buraya ışınlanıyoruz ve ardından buraya, ben bu arada videoyu çekerken keşfettim. Böyle yapıldığını bilmiyordum. Benim için de güzel oldu. Buraya çıkışı ben buradan yapmamıştım. İnişi pardon. Arkadaşlar şuradan ineceksiniz. Bakın gördünüz mü? Biraz canınız diyor ama sorun değil. Buradan da buraya. Buradan da buraya şöyle. Buraya inmenize gerek yok. Şuna inseniz de yetiyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Şimdi buradan dümdüz koşacağız. Sadece bosslara gideceğiz arkadaşlar. Farkındayım böyle saçma oluyor ama koşa koşa da ilerleyebiliyoruz. Onda hiç sorun olmuyor. Sadece bir yerde bir sıkıntı yaşayabilirdik. Onu da ama ben çözdüm yani. Farklı bir yerden gidişi varmış. Şurada Grace'imiz var, oturalım. Nice. İlk reisimiz bu burada. Arkadaki taraflarda diğer şeyler var. Hepsine de gideceğiz, haberiniz olsun. Şu an bu bölümde sadece biz şeyi yapacağız. Bossları keseceğiz. Açık dünyadaki bossları keseceğiz. Ondan önce ben şöyle bir alt tabi kayıta bakalım. Bir sıkıntımız var mı? Yok. Sorun değil. Hasar yiyebilirsiniz. Zaten yine reis gelecek birkaç tane daha. Yol üzerinde. Hatta şurada yani. Şu aşağıda. Burada yol ikiye ayrılıyor. Burada yine güzel bir encounter var. Size spoiler olacak ama işte mecbur. Ters başladım biraz galiba ama yapacak bir şey yok. Keşke direkt böyle encounterlardan başlasaydım. Bunlarla da böyle beraber karşılaşırdık yani. Burada Grace'e de oturuyoruz arkadaşlar. Burada Grace çünkü şuraya çıkarken de tekrar kullanacağız. Burada güzel de bir eşofor alacağız bu arada. Ama bu bölümde değil. Bu bölgede yani. İsmini de söyleyeyim, Golden Vow alacağız, haberiniz olsun. Eşofor halini ama büyüsünü değil. Ya da büyüsünü. Hatırlamıyorum. Şundan biri.
Burası Encounter arkadaşlar. Buraya da geleceğiz tabii ki. Açık dünya Encounter'ı. Ama bizim işimiz şuradaki boss'la. Burada böyle dümdüz ilerleyeceğiz. İleride Night Cavalier çıkacak. Yani. Şu an gündüz olduğu için gelmiyor bu arada. Grace oturup gece yapalım. Öyle keseceğiz. Şöyle Grace'imize oturduktan sonra hayatımıza devam edebiliriz. Şimdi burada Night Cavalier'i ben kestim mi kesmedim mi hatırlamıyorum açıkçası ama yüksek ihtimal kolay olacak. Ya ne yapıyorum ya? Pardon arkadaşlar. Şimdi biraz şöyle koltuğumu indirsem daha iyi olabilir. Aynen. Şöyle yapalım. Şu kollukları indireyim çünkü hiç rahat değil. Tamam. Şimdi pastime diyeceğiz ve nightfall diyeceğiz. Ardından karşımıza. Ha bu arada bu bölümlerde Church of bir şeye gideceğiz. Orada şey var arkadaşlar. Kaplumbağa var size bahsettiğim. Bütün scrollları, prayer bookları falan ona vereceğiz. Haberiniz olsun. Ben öyle yapmayı tercih edeceğim. Siz nasıl isterseniz. Selene de verebilirsiniz. Kafanıza göre yani. Haberiniz olsun. Şöyle başlayalım bakalım. Ay. Ay. Şunu içelim şimdi. Biraz kötü oldu ama sorun değil. Sorun değil, sorun değil, sorun değil. Sorun değil. Biz daha güçlüyüz. Biz daha güçlüyüz arkadaşlar. Potumuzu içelim. Potumuzu içelim. Böyle koşu koşu yapmamız lazım. Yapacak bir şey yok yani başka. Şu şekilde. Ağzını vururum öyle akıllı olsun. Bu da tutacak. Tutmadı. Olsun. Bu tuttu ama. Bu da tutmadı. Olsun. Siz benim gibi oynamayın arkadaşlar. Ha, at düşecek zaten. Çok az kaldı. At düşünce direkt spamlayacağız zaten. Şu şekil. Bitti. Böyle arkadaşlar. Atını düşürdüğünüzde zaten çok savunmasız oluyor. Atıyla zaten bir işler başarabiliyor bu arkadaş. At olmadan hiçbir işe yaramaz. Eşofor Ice Spear diye bir eşofor aldık. Bakılabilir. Bakalım hatta nasıl bir şeymiş. Ama bizim elimizdekileri takamıyoruz. Gösteremem ama bizle alakalı bir şey değil, haberiniz olsun. Şimdi burayı açmıştık zaten. Buradaki boss işimiz bitti. Şunun işaretini de kaldırayım arkadaşlar. Ne kaldı şimdi? Burayı kaldırdık. Tekrar buraya geri çıkıyoruz arkadaşlar. Burada Grace'e ışınlanacağız. Bugün de ilk defa beyaz giydim bu arada. Televizyonlar karşısında. Bunun nedeni de... Nedeni yok yani. Kız arkadaşım almış tişörtü. Bayağıdır da giymemiştim. Burada vantilatörün üstüne koymuştum yıkamak için. Aldıktan sonra bir kere falan giydim. Ondan sonra daha giymedim. Çünkü... Hava çok sıcak. Herhangi bir tişört de şey terletiyor. Ben o yüzden atletle geziyorum. Tişört de işte yıkamak için vantilatörün üstüne koymuştum. Keşke koymasaydım. Vantilatörün üstüne koyunca arkadaşlar tişörtüm tozdan sapsarı olmuş bu tişört. Tişört sapsarı olunca da ben de mecburen işte tek başına attım bunu. Başka beyaz bir şeyim yok zaten. Genelde hep gri siyah giyiyorum. Tek başına attım bunu. Biraz da şeyini toz deterjanını fazla atmışım. Fazla olunca da biraz da sertimsi oldu ama bembeyaz oldu. Tertemiz yani. Bu da hani şey viralidir. Toz deterjan virali aldım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani öyle aklıma geldikçe bir şeyler. Şimdi. Burada arkadaşlar kurt çağırabiliyoruz. Çağıralım o zaman. Çağırıyorsak. Sıkıntı değil. Ha bu arada elimdeki şeyleri göstereyim. Şu talizmanı taktım bu arada. Sizin de haberiniz olsun. Şimdi bunları şu abla. Bu ablayı hatırlıyor musunuz? Bir yerde daha bununla karşılaşmıştık. Limgrave'de. Belki hatırlarsınız. Şimdi arkadaşlar bunun nereye gittiğini ben biliyorum tabi. Buraya gelmişken şunu da alalım. Renalili. Şimdi şurada arkadaşlar. Ay pardon. Yanlış şeyi karıştırdım. Aa oraya gidebiliyor muymuş ya o? Allah Allah. Ben karıştırmam direkt buraya gidebildiğini bilmiyordum ben bunu. Bunu spamlıyoruz arkadaşlar bunu. Yapacak bir şey yok yani. Tamam burada biz içelim. Kurtlar onlarla uğraşırken.
Tamam ya, böyle düşecek bir. Ama sanki poyuzu kırılmayacak hiçbir zaman bugün ya. Ha, kırıldı. Hadi koçum, görüşürüz. Bu da bitti arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok hani zorlanmıyoruz. Bunun nedeni büyücü oynamamız. Death Root aldık bu arada. Death Root'u nerede kullanacağımı şu an anlattığımı hiç hatırlayamadım. Smithing Stone 3 aldık bir tane. Çok güzel. Bu arada şimdi buradan geçerken o eşofuru göreceğiz arkadaşlar. İsterseniz ya eşofur ya da şey direkt büyünün incantation'ın kendisi, hatırlamıyorum hangisi olduğunu. Şunu keserseniz alabiliyorsunuz. Ben şu an kesmeyeceğim bunu çünkü olayımız bu değil. Şuradaki Grace'e oturalım. Bunu açın arkadaşlar, ardından oturun hemen. O takip edecek çünkü sizi. Şimdi burada bu boss'umuzu da hallettik. Sırada şu arkadaş var. Oraya giderken de hop şunu yolda alalım. Kaçırmayın. Bu painting'lerde arkadaşlar oyunun belli yerlerinde artistler var. Artistlere veriliyor ve size karşılığında bir şeyler veriyorlar. Eşyadır, silahtır, üründür vesaire. Haberiniz olsun. Büyü veren de var galiba, emin değilim. Bu tarz onlara da bakabilirsiniz. 7 tane olması lazım. Ben videosunu çekerim ama yani beklemek istemiyorsanız başkasını izlemeniz daha iyi olur. Çünkü kafamda çok fazla içerik fikri var şey için. Örneğin mesela altın ayak farmlama videosu yapmayı düşünüyorum aslında. Fakat işte onun gibi fakat yok. Bunun gibi bir sürü işte farmla, bazı farklı farmlama noktaları ileriki düzeydekiler için. Onun dışında farklı breed'ler, işte sadece Elden Ring de değil, farklı Sekiro'dur falan, bu tarz oyunları da kanalıma yüklemek istiyorum. Hepsi için de ayrı ayrı uğraşıyorum. Ama işte yeni bir şey çıktığında biraz sıkıntı yaratıyor. Yani şimdi şurada bahsettiğim beyefendiye geldik. Kaplumbağa beyefendi. Burası arkadaşlar aynı zamanda sizin günahlarınızı repent ettiğiniz, yani günah çıkarma var ya Hristiyanlarda. Onu yaptığınız yer burası burada. Günah çıkarma derken de işte NPC'lere bir şey yaptıysanız, vurduysanız, onlarla kavgalıysanız falan. Buraya gelip ve bir tane eşya var. Celestial Dew. Onu buraya şuraya kullandığınızda bütün günahlarınızdan arındırılıyorsunuz. Şimdi bununla bir konuşalım. Bu bilge kaplumbağa arkadaşlar. Bize bir sürü büyü satabiliyor. Incantation satıyor. Şimdi artık sonunda aldık bunu. Magic Glint Blade arkadaşlar. Magic Glint Blade çok iyi bir NPC Invader. Onun dışında Crucible Knight büyüsü. Neden? NPC şey Invader'lar için de geçerli bu arada. Hani siz invade eden şeyler varsa arkadaşlarınızla oynadığınız zaman. Bunlar böyle spamlıyorsunuz. Bu şeyleri de verelim bu arada. Sorcery şeylerini. Rare bootlarını vesaire. Hepsi bunda kalsın. Ben bunda kalmasını tercih ediyorum. Çünkü direkt önünde şey var. Study Sorcery. Bakın şunu da alabilirsiniz. Bunu da alabilirsiniz. Bunu alalım. Bunu da alalım. Alalım ya. Büyüdür bunlar. Dursun. Zaten büyücü olacağımız için. Bunlar incantation diye almıyorum. Radagon'da soralım. Bütün her şeyi konuşalım. Burada boss var çünkü. Her şeyimizi halledelim. Ardından burada Belbear'in counter var. Tekrar bunları da soralım böyle. Tamam. Şimdi umarım böyle çalışacaktır. Bu bilge kaplumbağa arkadaşlar. Şeylerinizi verin bence. Rare booklarınızı vesaire, bunları verin. Bence iş yapar. Nightfall diyelim. Neymiş ya? Heh, bak orası arkadaşlar. Şimdi buraya tekrar oturup kalktığımızda düzelecek diye umuyorum. Ya ben Nightfall yapmadım mı burayı ya? Allah Allah. Tekrar oturup kalktığımızda olacak diye düşünüyorum. Olmazsa zaten videonun sonuna doğru eklerim ben bunu. Tekrardan. Ama neden çıkmıyorsun acaba? Allah Allah. Yani bütün her şeyi konuştuk aslında. Ama çıkartamadım. Tekrar bir Until Nightfall yapalım. Buraları ben hızlandırayım en iyisi arkadaşlar. Burayı hızlı görün siz. Burası olmazsa diğer boss'a gidelim.
Ardından tekrar buraya geliriz. Test time. Nightfall yaptım aslında ama etraf niye aydınlık onu anlamadım. Hala aydınlık. Buranın şeyinden ötürü herhalde bu. Heh, oldu. Buna çok uzaktan dövüşeceğiz arkadaşlar. Zaten hatırlıyorsunuzdur bunu. Ah. Tamam, güzel. Şunu takalım. İçelim pardon. Önümüzde içelim. Tamam, güzel. Bayağı uzaktan bununla böyle kapışabilirsiniz. Bu kadar uzağa atamıyor çünkü. Mesafenizi her zaman koruyun ama haberiniz olsun. Güzel. Manam da bitti. Biraz sıkıntılardayız arkadaşlar. Biraz değil bayağı sıkıntılardayız, öldük. Tamam, bu biraz bizi sıkıntı yaratacak gibi duruyor arkadaşlar. Keseceğim, %100 keseceğim ama eğer şey yapmak istemiyorsanız, nasıl diyeyim, beklemek istemiyorsanız ilerletin, nasıl kestiğimi görürsünüz zaten. Yüksek ihtimal 3-4 denemede keserim diye tahmin ediyorum. Ve bunu kullanmayacağım bu arada, şunu kullanacağım. Üstüne bir de büyülerimi değiştireceğim artık. Biraz güzel büyüler bakalım. Bunu kullanamıyoruz. Bunu da zaten kullanmayacağım. Şunu kullanabiliriz bu arada. Bunu da hem göstermiş olurum. Uzaktan şey yapacağım için de bunu da kullanalım o zaman. Tamam, güzel. Inventory diyelim. Buradan bir şey yapamayız. Equipment kısmından şunu kaldıralım bence. Bunun yerine bunu koyalım. Bunun yerine de aslında ne koysak güzel olur. Hiçbirisi güzel olmuyor yani. Bunların hiçbiri işimize gelmiyor. O yüzden bunu yapalım, daha iyi. Tam fazla sararsak bir şey olmaz. Şimdi tekrar bunu oturup şey yapmamız lazım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Best time nightfall. Tekrar otur kalk yapacağız. Bu sefer olur diye düşünüyorum. Aynı şey zaten hepsinde. Demin dedim ama bu da anlamadım ama. Evet, oldu. Bununla daha kolay bir şekilde keseceğimizi düşünüyorum. Aa, pardon, bu yanlış büyü. Yanlış büyüyü takmışım. Yanlış büyü takmışım arkadaşlar ya. Biraz sıkıntıya girtmiştik yani şu an. Tam ucunda kaldı. Çok iyi. Nasıl ya? Aa. Saçmalık. Saçmalık. Dalga mı geçiyorum? Gel lan buraya. Kestik mi? Kestik say ya. Tamam. Saydı saydı. İyi, güzel. Tamam tamam, saydı arkadaşlar. Tamam, saydı, çok güzel. Benim aptallığım. Acele ettim. Video izliyordu ya aslında. Olay oldu. Tekrar alalım bunu buradan. Bel bearing şeyini aldık bu arada.
Bell Bearing'leri de, ha, Bell Bearing'i de göstereyim bu arada burada. Çünkü boss'la beraber kazandığımız için bunu burada göstermem gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan son bir tane boss'umuz kaldı arkadaşlar. O da burada. Bir tane Earth Tree Avatar. Bunlar zaten hani bir tane kesmiştik aslında hatırlıyorsanız eğer. Şimdi ikinci Grace'imize doğru yola çıkalım. Bu da şu aşağıda. Şuradan devam edeceğiz arkadaşlar. Yola baktım da birden hatırlayamadım anlık. Şuradan inelim. İşte bu yoldan bahsediyorum. Burada yukarıdaki sol taraftan gitseydik büyük sıkıntılara girecektik. Ama ben oradan gitmedim. Size de götürmeyeceğim tabii ki de. Geçerken o eşyayı alırsanız iyi. Alın yani. Eşyadır. Alınır. Burası da aslında şeyin bölgesi. Runny Questline'ı yaparken geleceğiniz bölgelerden biri arkadaşlar. Kesinlikle geleceksiniz buralara. Şimdi şurada Memorize Spell kısmından şu değil de ben çünkü bunu değil aslında. Neyi istiyordum? Ha, şunu istiyordum. Magic Glint Blade. Yanlış şeyi taktım arkadaşlar. Böyle yaparsak süper olur. Şimdi bunu da aslında bir tane Crucible üzerinde göstersek güzel olurdu ama neyse. Devam edelim. Şu an şuradan kenardan arkadaşlar ilerleyeceğiz. Şu ağaca git kadar. Haberiniz olsun. Şu kuleye kadar falan değil bu arada. O kuleye çıkamıyoruz şu anda. Fazla kenara gitmişiz. Buradan. Devam. Arkadaşlar bu Old Palace Ruins'de çok fazla o sniper şeylerden var. Bu hani yer altında hatırlarsanız sniperlar var diye dikkat edin demiştim ben size. Onlardan var arkadaşlar. O yüzden biraz dikkatli olun o tarafları gezerken. Eğer hani benim dışımda biraz daha böyle gezmek istiyorsanız. Benim rehberim dışında. Ona dikkatli olun. Şurada bir tane büyük ayıdan var. Ondan da uzak uzak böyle kaçalım. Olabildiğince uzaktan geçersek sıkıntı yaşamayız arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Zaten ağaca geleceğiz birazdan. Yanlış yerden mi gidiyorum acaba? Bir tık bana yanlış gibi geldi bu yol. Çünkü burada evet mağara var aslında. Yanlış yoldan geldik. Yukarıya çıkmamız lazımdı. Nasıl yapalım buraya? Buradan çıkamayız. Aynen, buradan hiçbir şekilde çıkamam. Bir tık yukarıda kaldı o gideceğimiz yer. Tekrar geriye dönelim arkadaşlar. Ayıyla uğraşacağız mecbur. Dönerken de. Yani nasıl böyle bir hata yaptım bilmiyorum. Buradan ben videodan önce buraları işaretledim ama yerine gidip de işaretledim ama buna gitmedim yerini biliyorum diye. Gitmeyince de hemen karıştırdık tabi. Benim şansım o da. Kusura bakmayın arkadaşlar şimdiden. En azından buraları da görmüş oldunuz ya. Orada bir tane mağara var zaten oraya da gideceğiz. Kenardan gidelim. Ayı bizi görmesin. Bu ruinlerden gitmemiz şart oldu o zaman. Şöyle ilerleyelim. Allah Allah, buradan da mı değil ya? Ha şuradan okey okey. Tamam. Tamam, sanırım kaptım nerede olduğunu. Buradan kenarlardan ilerleyelim arkadaşlar. Şunların ne işe yaradığını ben size söylemiştim. Nasıl yere düşüreceğinizi de söylemiştim. Hepsinde genelde aynı oluyor. Bazılarında tabii üstüne atlamanız gerekiyor. O da başka yerlerde tabii. Bu videonun konusu değil. Şuradan geldik arkadaşlar. Şurası. Şuradan yukarı çıkacağız. Ve Grace'imize oturalım hazır gelmişken. Şurada bir tane Grace var. Grace'e oturalım. Ağaç da burada bir yerde zaten. Evet. Bakalım. Şuradan görebileceğiz mi nereden gidebileceğimizi? Yok, buradan göremiyoruz. Şuradan devam edeceğiz o zaman arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi çok büyük yerler. Haberiniz olsun. Çok fazla büyük yerler. Dikkatli olmakta çok fayda var. Yani buraya sanki daha kolay bir gidiş vardı diye hatırlıyorum ben ama yok galiba. Bulmaya da bilir şimdi. Yalan olmasın. Yolumuzu kapatacak diye bunu öldürelim. Şuradan devam edelim.
Ha geldik, tamam, başka yol yok arkadaşlar, sadece bu var. Kimsin lan sen? Kimsin? Bu büyüler artık biraz az vurmaya başladı ya. Bize yeni büyüler lazım arkadaşlar. Da levelimiz burası için eşit olabilir. Ondan da böyle az vuruyor da olabiliriz. Etraf temizleyeyim çünkü bu biraz kendi başına da çok sıkıntı bir boss olduğu için aslında. Tamam. Güzel. Neredeyse iki pota bütün her yeri temizledik arkadaşlar. Şimdi zaten mana potumuz da doldu. Bunu basalım. Kurt çağıralım. Ha, bu arada kurtları yükseltmeyi de bir dahaki videoda göstereceğim yüksek ihtimal videonun başında. Dikkatli izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Burası biraz çetrefilli olabilir diye düşünüyorum. Şu saldırısı biraz sıkıntı. Şöyle bu şekilde takla ata ata dolayabilirsiniz ya da koşabilirsiniz de bu arada. Hepsi geçerli. Nasıl, kurtlar da öldü bu arada. Ölmeseler değil de sıkıntı yok, zaten bize tek atıyoruz bunu. Dostlar da bunu kullanın arkadaşlar. Bu büyü bayağı iyi. Ama şundan tek yiyeceğiz. O yüzden biraz şöyle dikkatli. Tamam. Staminamızı düzgün kullanarak. Bu bize tek atamaz şu an. Zaten dojladık. Çok iyi oldu. Bir tane daha dojlarsak. Tamam, öldü. Ölecek şimdi. Görüşürüz canım. Evet arkadaşlar. Bu bölüm için postlarımız bitmiş bulunmaktadır. Bu map için daha doğrusu. Ama açık dünyadaki. Aa, şeyi aldık. Onu göstereyim size. Magic Shroud'un Crack Tear'ı aldık. Magic adı üstünde, yani büyücü. Yani bizim için aslında bu. Rektir. Yüksek ihtimal ne verdiğini hatırlamıyorum ben şu an, hemen bakalım o yüzden. Ya sonsuz mana veriyor bir süreliğine. O yüzden mesela Comet Hazır build'leri falan iyi kullanılıyor, ya da direkt Intelligence'a basabiliyor olabilirsiniz artı 5. Emin değilim, o yüzden bir bakalım. Magic atakları boostluyormuş. Güzel, bunu kullanalım artık o zaman. Bunun yerine şunu takalım. Savunmamızı biraz daha dikkat ederiz. Bir de neymiş? Şu an charge detayımız yok ama ileride olacak. O zaman kullanabiliriz aslında. Şu anlık Miss Wonders fizimiz de bu kadar arkadaşlar. 13.000'de runumuz kaldı. Ben orada öldüğüm için kaybettim bunları. Yoksa senin şu an 20.000'e yakın var. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar, yarım saatlik bir bölüm olmuş. Arada bir böyle bir sıkıntılı bir yer oldu. Demin de yanlış yere gittik. O yüzden kusura bakmayın gerçekten. Ama şu an bitirdik. Dediğim gibi map kısmında iki yere gidemediğimiz için şu an onları yapmadık. Ama merak etmeyin, her zaman aklımda onlar. Onları da halledeceğiz bir gün. Oraya çıktığımızda. Öyle diyeyim size. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.